Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlıyoruz. İki kavanoz içine üzerinde sayıların yazıldığı kartlar atılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci kavanozda 2, 3, 4 ve 5 sayıları var. Üçüncü kavanoz nereden çıktı? İkinci kavanozda da 2 ve 3 sayıları var arkadaşlar. İki kavanozdan birer kağıt çekiyorum arkadaşlar. Seçilen kağıtlarla üslü ifade oluşturuyorum. Üçgen üstü yıldız şeklinde. Birinci kavanoz arkadaşlar üçgen olurmuş. Yani tabandaki sayım buradaki sayılardan hangisi gelirse. Mesela taban 2, 3, 4 ya da 5 olacakmış. İkinci kavanozdan çekilen sayı da 2 veya 3 çekeceğim. Yani elde edeceğim sayılar 2'nin karesi ya da 2'nin küpüdür. 3'ün karesi 3'ün küpü. 4'ün karesi 4'ün küpü. 5'in karesi 5'in küpüdür arkadaşlar. Başka bir ihtimalim yok zaten. Şimdi arkadaşlar, bizler 9'un 3'ün karesi olduğunu biliyoruz. 3'ün karesi elde edebilirim. 16 4'ün karesidir. 4'ün karesi de elde edebilirim. 81 arkadaşlar, 3'ün 4. kuvveti veya 9'un karesidir. Ne 3'ün 4'ünü yazabilirim burada, ne 9'un karesi. Çünkü tabanı 3 yapabilirim fakat üstü 4 yapamam. Neden? İkinci kavanozda 4 sayısı yok arkadaşlar. Şimdi burada 2 sayısı var ama burada 9 sayısı yok ki 9'un karesini yazayım. Bu sebeple 81 yazma ihtimalim yok. 25'te biz şunu biliyoruz. 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Yani 5'in küpüdür. Bunu da buradan 5'i buradan 3'ü çekersem yazabilirim. Yani cevabımız C oluyor sevgili arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi rakamları sıfırdan farklı 9 basamaklı doğal sayılar için İki tane sembol vermiş. Dikdörtgen ve sarı daire diyebiliriz arkadaşlar. Tam olarak daire olmasa da o şekilde isimlendirelim. Sembolleri içine yazılan sayıların bölüklerinin veya basamaklarının yerlerini aşağıdaki gibi değiştiriyormuş. Şimdi bakın. Mavi kare içine ABC, BEF, PRS tarzında bir 9 basamaklı sayı yazıyormuşuz arkadaşlar. Buradan dışarıya arkadaşlar nasıl çıkıyormuş? Bakıyorum. DEF başa gelmiş bakın. Binler bölüğüyle binlerle milyonlar yer değiştirmiş. Yani arkadaşlar mavi kutuya koyduğumda şunla şu yer değiştiriyormuş arkadaşlar. O zaman burada da 617 ile 893 yer değiştirir. Bu işlemin sonucu ne olur? 893, 617. Birler bölümünde herhangi bir değişiklik yok. Şimdi sarıda ne yapıyormuş arkadaşlar? Bakıyorum. Şimdi ABC, ABE olmuş arkadaşlar. Yani C ile E'yi yer değiştirmiş. Hangi basamak değişimi yapmış burada? Milyonlar basamağı değil mi C? Milyonlar basamağı ile hangi basamağı yer değiştirmiş? On binler basamağı. Başka bakıyorum. DEF'de evet sadece bunu değiştirmiş. Diğer kısımları aynı. O zaman burada da milyonlar basamağıyla neyi yer değiştirecek? 10 binler basamağı. Yani 6 ile 3'ü yer değiştireceğim burada. 9, 8, buraya 3 geldi. 3 yerine de 6 geldi. Diğer kısımlar zaten aynı. Burada da 983 milyon 266 bin 745 sayısını elde edeceğim. Bu sayıların 10 binler basamağındaki rakamların toplamı. Bunun 10 binler basamağında 1 var. Bunun 10 binler basamağında 6 var. İkisinin toplamını sordu bana. 7 olarak buluyorum. Bu sorumuz bu kadardı sevgili arkadaşlar. Ufacık bir dikkat sorusu. Eğer ufacık bir dikkat hatası yaparsak cevabı da yanlış buluruz. Üçüncü sorumuz ile devam edeceğiz. Şimdi yukarıda verilen 8 basamaklı sayının her bölümdeki en büyük rakamın basamak değerleri toplamının okunuşu demiş. Bu sayıyı tekrar yazacak olursam şu şekilde yazıyorum. 74 milyon 145 bin 985 şeklinde yazdım. Bana ne diyordu? Her bölükteki en büyük rakamın. Bölükler şu şekilde değil miydi? Evet. Milyonlar bölümündeki büyük rakam nedir? 7 rakamıdır. Öyle değil mi? 7 rakamı hangi basamakta? 10 milyon basamağında. Basamak değeri 73
milyondur arkadaşlar. Bu şekilde yazdım. Binler bölümleri var. 5000 var. 5 var arkadaşlar en büyük rakam. Binler basamağında olduğu için de basamak değeri 5000'dir. O zaman bunları toplamamı istiyor bana. Şuraya 5 yazabilirim. Öyle değil mi? 5000 eklediğimde buraya 5 ekleyeceğim. Diğer kısımlarda herhangi bir değişiklik yok. Birler bölümündeki en büyük rakam da nedir? 9'dur. 9 hangi basamakta? Yüzler basamağında basamak değeri. 900'dür. Burada da o zaman 3'ünü toplarken yüzler basamağında da bir 9 ekleyeceğim. O zaman elde edeceğim sayı arkadaşlar. Bu üçünün toplamı 70 milyon. 70 milyonlu bir sayı olacak. 21 olma ihtimali yok. Şimdi nasıl devam ediyor? 70 milyon 5000. 5000 diye devam ediyor. Tamam. 3'ü de sağlıyor. Sonra 900 diye devam ediyor. Yani cevabımız D oluyor arkadaşlar. Gayet açık bir soru bence. Evet, dördüncü sorumuz. Daha önce ilk derslerimizde benzerinden bahsettiğimiz bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi bir abaküste bulunan 50 adet boncuk. 50 tane boncuk varmış arkadaşlar abaküste. Şekildeki gibi bir kaba boşaltılmış. Önce bu kaba aktardım. Burada 50 boncuk var şu an. Değil mi? Tüm boncukları aktardım çünkü. Kabın altında bulunan iki farklı buralardan boncuklar akacak arkadaşlar. A ve B kaplarını rastgele dökülmüşler diyor. Yani buradan A'ya ve B'ye ayrılıyor 50 adet boncuk. Bu ikisinin toplamı 50 olacak. Bana diyor ki 50 adet boncuğun yarısı A kabına. 50'nin yarısı nedir? 25. O zaman A'ya 25. Diğer yarısı da B kabına gitmiş. Kalan dedi diğer yarısıdır. Öyle değil mi? O zaman A kabında 25, B kabında 25 boncuğumuz var arkadaşlar. Daha sonra A kabına dökülen boncuklar A abaküsüne takılıp 9 basamaklı en küçük doğal sayı yazılmış arkadaşlar. Şimdi en küçük doğal sayıları yazarken bizler neyi biliyoruz arkadaşlar? Büyük basamaklara en küçük rakamları koyacağız. Bu arada arkadaşlar dikkat edeceğimiz gibi rakamları farklı tarzında bir şey dememiş. Şimdi 9 basamaklı olacağı için ve 25 boncuk olduğu için rakamlar toplamının 25 olması lazım arkadaşlar. Şimdi ben en büyük basamağa en küçük rakamı koyayım. Buraya 0 koyamayacağım için. Şimdi arkadaşlar en büyük basamağa en küçük rakamı koyuyorsam en küçük basamağa da koyabileceğim en büyük rakamları koyacağım ki diğer basamaklara çok bir şey koymayayım. Şimdi 9, 18, 19. 19 boncuk kullandım. Geriye 6 boncuğu da buraya kullanır. Buralara hiçbir şey takmazsam bu benim elde edebileceğim en küçük sayı olur arkadaşlar. Nedir? Yazacak olursam A abaküsünü 100.690.9 arkadaşlar. 25 boncuk kullandım. 1, 7, 16, 25. Şimdi varsayıyorum ki bunların herhangi birini alıp buraya koydum bu boncuklardan birini. Ne olacak? Burası artacak. Bakın büyük basamak daha büyük olacak. O yüzden küçük bir sayı değil daha büyük bir sayı yazıyorum. Bu sebeple arkadaşlar en büyük basamağa koyabileceğim en küçük rakamı koydum. Buraya bir dışında sıfır koyamam arkadaşlar. Çünkü şunu biliyoruz. Bir sayının en soluna sıfır koymak çok mantıksız bir hareket diyoruz değil mi? Şimdi bunu oluşturduk. A abaküsündeki sayı buymuş. B'ye dökülen boncuklar da B abaküsüne takılıp 9 basamaklı en büyük doğal sayı yazılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi en büyük sayılar içinde ne yapmamız gerekiyor? Mümkün olan en büyük rakamları en büyük basamaklara koymam gerekiyor. Yine rakamlar farklı demediği için arkadaşlar ben 19 boncuğun 9'unu 100 milyonlar basamağına taktım. 9'unu da buraya taktım. 18'ini taktım şu an. 7 tane kaldı. Geri kalanı 0 olarak alabilirim arkadaşlar. Eğer 0 almazsam bu 7 böyle değil de mesela 1 paylaştırırsam daha küçük bir sayı elde ederim. O zaman burada da elde ettiğim sayı ne olacakmış? 997 milyon olacakmış arkadaşlar. A'daküsünün yüzler basamağındaki sayının değeri demiş.
Sayı değeri demiş. Sayı değeri kendisidir. A'nın yüzler basamağında ne var? 6 var arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. B abaküsünde yazılan sayının milyonlar basamağı. Milyonlar basamağı burası ve 7 var. Ama bana neyi soruyor? Basamak değerini soruyor. 7'nin basamak değeri nedir? 7 milyon var değil mi? Milyonlar basamağında olduğu için. Bana neyi soruyor? Toplamını soruyor. 7 milyonu 6 eklersem 7 milyon 6 olarak bulurum. Cevabımız A. Bence arkadaşlar bu soru bayağı başarılı bir soru. Çok çok boyutlu düşünmeyi gerektiren bir sorumuz arkadaşlar. Gerçekten güzel. 5. soruyla devam edelim. Şimdi rakamları farklı 8 basamaklı sayı oluştururken demiş arkadaşlar. Şöyle bölüklere ayırmış bakın. Bu çizgiler bize bölükleri gösteriyor. Şurası birler bölümü. Şurası binler bölümü. 8 basamaklı olduğu için milyonlarda sadece 2 tane basamağım var arkadaşlar. Her bölük içindeki sayılar ok yönünde küçükten büyüğe doğru yazılıyor. Yani atıyorum buraya 1 yazdıysam buraya 2 yazmadım. Bölük içinde diyor. Yani buranın 3 olmasına gerek yok arkadaşlar. Mesela yani sağa doğru gittikçe büyüyen bir şekilde ilerlemesi gerekiyor diyor arkadaşlar. Yani 1 iken 2 yazarım. Yani 1 iken 2 yazabilirim. 1 iken 3 yazabilirim. Yani 1'den büyük bir şey yazmam lazım. 0 yazamam yani birden sonra. Mesela burası 2 iken buraya 1 yazamam arkadaşlar. Neden? Sağa doğru artması gerekiyormuş. Diğer kısımda da ne diyor? Birler bölüğünde, birler bölüğü. Yani burada bulunan sayıların sayı değerleri toplamı, binler bölüğündeki sayıların sayı değerlerinin toplamına eşittir. Bu sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir diye soruyor. Şimdi önce bir artıyor mu diye bakalım soldan sağa sayıların her birine arkadaşlar. Şimdi bölükleri ayırdığımda bakın 5'miş 6 olmuş artmış tamam. 1, 3, 5 artarak gitmiş 0, 2, 7. Artma koşulunu sağlıyor. Bir de neye bakacağım arkadaşlar? Şu yazdıklarımı sileyim. Birler bölümünün rakamlar toplamı neye eşit mi? Binler bölümü ne eşit mi? Burası 9 rakamlar toplamı. Burası da 9 eşit mi? Eşit. Bu sayıyı oluşturabilirim. Şimdi B'ye bakıyorum. 7'ymiş 8 artmış. 1, 2, 3 artarak gitmiş. Artarak gitmiş. Artmakta bir sorunumuz yok. Şimdi rakamlar toplamının ne dedik? Birler bölüğünün rakamları toplamı. Burası 6. Binler bölüğünün 2'ne eşit olmalı. Bakıyorum 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Bu sayıyı da oluşturabilirim. Bunda da sorunum yok. Şimdi buna bakıyorum. 8, 9 artmış güzel. 2, 3, 6 artmış güzel. 0, 4, 7. Artarak gitmiş. Burada bir sorunum yok. Şimdi birler bölümünün rakamlar toplamı. 4, 7 daha 11 yaptı burası. 2, 3, 5, 6 daha 11 yaptı. Bunu da oluşturabilirim. Eşit çünkü. Son olarak buna bakıyorum. Cevabım zaten budur. Ama yine de bakmam lazım. Artıyor mu? 8, 9 artmış. 3, 4, 5 artmış. 1, 6, 7. Artmakta sorunumuz yok. Demek ki rakamlar toplamı sağlamıyor. Eğer rakamlar toplamı sağlarsa sonra yanlış diyebiliriz. Buranın rakamlar toplamı nedir? 1, 6 daha 7, 7 daha 14. Buraya bakıyorum. 3, 4 daha 7, 5 daha 12'dir arkadaşlar. Eşit olması gerekiyordu bu sistemde. Eşit olmadığı için cevabımız B oldu sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 6. sorumuza. Elif elindeki abaküse boncuk ekleyerek şekildeki sayıyı oluşturuyor. Şimdi öncelikle Elif'in oluşturduğu sayı neymiş? Yazalım. Burada 3 boncuk var. Yazamadık bir saniye. 3, 1, burada 3, 6, burada 2, burada 4, burada 0, burada 5, burada 1, burada da 3, 6, 8 var arkadaşlar. Elif ne sayısı oluşturmuş yani? 316.240.518 sayısını oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki elindeki diğer 5 boncuğu istediği yere yerleştirdiğinde hangisini oluşturamaz? Şimdi arkadaşlar burada bizler şunu söylemiştik. Bu soruyu çözmenin en pratik yolu budur bana kalırsa.
rakamlar toplamının neye eşit olması arkadaşlar? Boncuk sayısına eşit olması. Şu an kaç boncuk var burada? 3 bir daha var, 6 daha, 10 burada var. 6 burada var, 16. 14 de burada var, 30. 5 tane daha gelecek, değil mi? Toplam 35 olması lazım rakamlar toplamı. Bir de tabii ki ekleme yaptığı için arkadaşlar, şurası 2 olamaz. Burası 0 olamaz. Daha büyük olması lazım eğer buraya ekleme yaparsam. Yani alıp buradan başka bir yere koymuyor arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Önce bir bakayım rakamlar toplamı hepsinin 35 mi? Bence değildir ama yine de bakalım. 427. Burası nedir? 4, 2 daha, 6, 7 daha, 13 var burada. Buraya baktım 8 var, buraya baktım 14 var. Toplarsam 35. 35 olması lazım zaten. Tüm boncukları yerleştirecek çünkü. Şuraya baktım. 8, 1 daha 9, 6 daha 15. Burası 6 yaptı. Burası da 14 yaptı. 21, 14 daha 35 sağladı. Tamam. 3, 1 daha 4, 6 daha 10. 2, 4 daha 6, 5 daha 11. 5, 1 daha 6, 8 daha 14. Burası ne yapar? 21. Burası da 35 yaptı. Bakalım burası da 35 yapıyor mu? Burası 10 arkadaşlar. Burası 6. Burası da 20. Toplayacak olursam rakamlar toplamı 35. Benim elimde 36 yapar rakamlar toplamı. Elimde 35 boncuk var. Nasıl 36 boncuklu bir sayı oluşturayım arkadaşlar? Bu sebeple cevabımız D oldu. Ama dediğim gibi eğer böyle de çıkmasaydı şuna bakacaktık. Herhangi bir rakamda 6 iken 5 olmuş mu mesela? Böyle bir şey olamaz. 2 iken 1 olmuş mu? 4 iken 3 olmuş mu? Artabilir ama asla ama asla azalamaz arkadaşlar. Çünkü ekleme yapıyor arkadaşlar. Hani boncukların yerini değiştirme tarzı bir durum söz konusu olamaz arkadaşlar. Soruyu anlamamız önemli. 7. sorumuz bir örüntü sorusu. Matruşka iç içe yerleştirilmiş birbirinin aynısı ancak farklı büyüklükte oyuncak bebek türüdür. Aşağıda aralarında örüntü olan 7 bebekten oluşan bir matruşkanın ilk üçünün boy uzunluğu ölçülmüştür ve şu şekilde yazmış. Bakın birincisi 4, ikincisi 7, üçüncüsü 10. Dikkat edecek olursam aralarında sabit bir artış var. Ve artış miktarı nedir? 4'ten 7'ye 3, 7'den 10'a 3'er 3'er artıyor arkadaşlar. Toplam 7 matruşka olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bana son sıradaki yani en büyüğünün 7. adımını soruyorum. Ben bunu 7. adıma kadar devam ettirebilirim. Ama daha pratik yorumlar. Bir adımla 3 artıyorsa 1. adımdan 7. adıma 6 kere 3 artıyor. 18 artacak. 18 arttığında 4'tü başlangıçta 22 santimetre olarak buluruz arkadaşlar. Artık bu sorudan kustuk yani. Bence artık çarpmayı kullanmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru daha arkadaşlar. Verilmeyen bulma, daha sonra verilmeyenleri kullanma sorusu. Şimdi Nevzat öğretmen tak ve ödüllü bir şifre sorusu yazmış arkadaşlar. Şifreyi bulmamız isteniyor. Şifreyi bulmak için öncelikle şu rakamların değerini bulmamız gerekir, öyle değil mi? Şimdi A sayısına 12 eklemiş, 15 olmuş. Biz zaten 12'yi kaç eklersek 15 olur? 3. Ve A sayısını bulmak için ne yapmam lazım? A eşittir. Toplamada verilmeyen olduğu için 15'ten verilen sayı çıkarırım. Yine 3 olarak bulurum. A'yı buldum. 20'den bir sayı çıkarmış, 13 bulmuş. Çıkarmada verilmeyen bulma. Eksilenden farkı çıkarırsam ben çıkan sayıyı bulurum. 20'den 13 çıkar, 7. 20'den 7 çıkarırsam zaten 13 yapıyor. O zaman yazayım ben bulduğum sayıları ki karışmasın. A'yı 3 buldum. B'yi 7 buldum. Burada da yazayım hatta. 7, C 3 olacak. C'yi bulmadık. A'yı 3 bulduk. O zaman 7 ile başlaması lazım. Gitti mi? Üçüncü basamağının 3 olması lazım. Soldan. Burası 3, burası 3, burası 3. Şu an devam etmem gerekiyor. B eksi A C demiş. B 7 de A da 3'tü. 7'den 3 çıkarırsam C'yi 4 olarak buldum. 4 ile devam etmesi lazım. Zaten burada da öyle gözüküyor. Şimdi 2 ile C'nin çarpımı. C'yi ne bulmuştum? 4. 2 ile 4'ün çarpımı. D'yi 8 buldum. O zaman 3'ten sonra 8 ile devam etmesi lazım. Bu gitti. Bu gitti.
B olması lazım. Soruda hata var mı diye son olarak E'yi de bulalım arkadaşlar. D'nin 2 fazlası. D neydi arkadaşlar? 8. 8'in 2 fazlası 10. 10'un 5'e bölümü nedir tabii ki? 2'dir arkadaşlar. E sayısını da 2 bulduk arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadardı. Bence güzeldi. Çok adımlı bir soru. 9. sorumuza geçebiliriz. Her bir bölmesi eşit olan yukarıdaki hedef tahtasının sırasıyla 4 isabetli atış yapılmakta ve vurulan bölmedeki sayılar puan olarak kazanılmaktadır. Bu 4 atışın her biri bir önceki vurulan puanın 2 katı olduğuna göre. Yani ilk vurduğum sayı 4 ise ikinci vurduğum sayı 8 olmalı. Üçüncü vurduğum sayı 8'in 2 katı 16 olmalı. Dördüncü vurduğum sayı 16'nın 2 katı 32 olmalı. Zaten bunların hepsi arkadaşlar tahtamızda var, hedef tahtamızda. O yüzden direkt sorunun cevabını bulduk aslında. Şans oldu biraz ama. İlk vurduğum 4, ikinci vurduğum 4'ün 2 katı olmalı 8. Üçüncü vurduğum 8'in 2 katı 16. Dördüncü vurduğum 16'nın 2 katı 32 olmalı. 4 atış yapıyordu. Bana toplam puanı soruyor. Bunların toplamı 4, 8 daha 12. 16 daha 28, 32 daha 60 olarak buluruz arkadaşlar. 28 artı 32. Evet, bu biraz şanslı ama neden toplam puan kaçtır diye sormuş size. Olabilir diye niye sormamış? Çünkü 4 atışta sürekli 2 katına çıkmıyor demek ki diğer sayılarda. Bakalım başka bir sayıyla yapamıyorum. Yapabiliyor muyum? 5 ile başlasa arkadaşlar 5'in 2 katı 10. 10'un 2 katı 20, son sayının 20'nin 2 katı 40 olması lazım. 40 yok. O yüzden böyle 5 ile başlama ihtimali yok. Şimdi 6 olduğunda arkadaşlar, ikinci sayı bunun 2 katı 12. Üçüncü sayı 12'nin 2 katı 24. 24 yok. Bunu da devam ettiremiyorum. 10 ile başlasa arkadaşlar, 10'un 2 katı 20, 20'nin 2 katı 40 yok zaten. 8 ile başladığında 8, 16, 32, 64 yok. Zaten büyük sayılarda da daha büyük katları yok arkadaşlar. Bu sebeple tek seçeneğin burada 4 ile başlamak oluyor. O yüzden cevabımız da A oluyor arkadaşlar. 10. sorumuza devam edelim. Ufak bir üslü ifade sorusu arkadaşlar. Bakın şimdi 5 dışında ne var? 2 kare var. 2 tane şekil var diyelim daha doğrusu. Bunun 25'e eşit olduğunu söylemiş. Bakın 5'in karesini almış. 4'e bakıyorum. Dışında 3 tane şekil var. 64'ü de 4 çarpı 4 çarpı 4 olduğunu biliyorum. Yani dışında 3 şekil olduğunda da ne almış? Sayının küpürü almış arkadaşlar. Şimdi kırmızı şeklin dışında ne olduğunu biliyoruz? 3 şekil. Yani 6'nın küpürü alacak burada. 7 karenin içinde yani karesini alacak. Bu ifadenin sonucunu bulacağım. 6'nın küpünü bulurken 6 çarpı 6 çarpı 6 olduğunu biliyoruz. Şu ikisi 36. Öyle değil mi? O zaman 6'nın küpü 36'nın 6 katı. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 3 18. 3 de elde. 21 olarak. Yani 216 olarak buldum. 7'nin karesi 7 kere 7 49'dur. 216'dan 49 çıkarırsam 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Burada 0 kaldı. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada da 1 kalmıştı. 167 olarak buluruz arkadaşlar. Bu işlemin sonucunu da bu şekilde bulduk arkadaşlar.